İnmek ya da inmemek. Sen in. Sana bir şey olmazsa. Merdiven koymuş. İnme sen mi? Ama merdiven koymuşlar. İyi misin? Korkma bizden, gel. Yatağın Milas yolu üzerinde Strotonikya antik kentine geldik. Bu kent milattan önce 3. yüzyıla uzanıyor ve çok enteresan bir hikayeye sahip. Döneminin Suriye kralı 1. Seleukos eşi Strotonikya'yı oğluna veriyor. Oğlunun adı da Antiochos. Oğlu öncesinde üvey annesi olan, sonrasında da eşi olan bu kadın için bu şehri kuruyor. Bu şehir milattan önce 3. yüzyılda birçok medeniyete ev sahipliği yapıyor. 19. yüzyılda ise burada eski hisar Osmanlı köyü kuruluyor. O köyden de yapılar yine şu anda bu köy içerisinde. Biz gezerken iki farklı uygarlığı bir arada görüyoruz. Yer yer böyle antik sütunlar görürken, yer yer Osmanlı mimari örneklerini görerek şehrin içerisinde kayboluyoruz. Gelin beraber Strotonikya antik kentini keşfedelim. Şimdi Selçuk Hamamı'na geldik. Tarihi bir hamam. Gelin içeriği gezelim. Burada ışık tutacağım size. Kafana dikkat bir dur. Şöyle hamamın tavanını görebilirsiniz. Burada kurnaların olduğu taraf var. Şöyle yerde hamamın orijinal halinden görüntüleri var. Burası aşağıya iniyor ama inmek ya da inmemek. Sen in. Sana bir şey olmazsa. Merdiven koymuş. İnme sen mi? Ama merdiven koymuşlar. Dikkat et. Tünel var içinde. Aha gitti. Resmen gitti. Burada tüneller var. İyi misin? Ver. İti böyle. Çeşitli tüneller yapmışlar içinde. Böyle ilerliyor. Ama insan burada kaybolabilir vallahi. Işık falan da yapılmış. Gelin gezin demişler ama daha ileriye gitmiyoruz. O yeraltı tünelleri aslında orijinal hamam. Biz o hamamın içerisinde gezebiliyoruz. Girip eğilerek yaklaşık olarak yerden 1 metre kadar yükseklikte. Kafanızı eğip birazcık da elinizde yerden destek alarak o tünellerin içinde gezebiliyorsunuz. Ve dışarıdan da insanlar sizi şu camların altında izleyebilirler. Strotonikya antik kenti eski hisarda yer alıyor. Burada da hamamın içerisine bir sergi salonu açmışlar. Eski hisarda tarihten bu yana yaşayan insanların yaşayışlarını anlatmışlar. Onların fotoğraflarını falan görmektesiniz ve onların hikayelerini derlemişler. Mesela vakti zamanında şadırvanın yanında bir dibek vardı. Orada buğday döverlerdi davulla zurnayla diyor. Buranın tek gelir kaynağı tütüncülüktü diyor. Veya şurada diyor ki bizim burası deveci bir memleketti diyor. Bu şekilde köylülerin ağzından çıkan, Eskihisar'da yaşayan buranın sakinlerinin ağzından çıkan kelimelerle bu fotoğrafları bir araya getirmiş ve burada bir sergi salonu açmışlar. Geldiğinizde bu sergi salonunda gezmeyi ihmal etmeyin. Strotonikya antik kenti Milas Yatağan yolu üzerinde yer alıyor ve çok bilinen bir antik kent değil. Çok farklı uygarlıklara, medeniyetlere ev sahipliği yapmış.
Normalde internetten elde edilen bilgilerle bir antik kenti anlamak, geçmiş bir çağı burada çözümlemek mümkün olmuyor. Geldiğinizde yerinde görmek, yerinde incelemek ve burada uzman ekiplerin yapmış olduğu araştırmalarla buraları öğrenmek daha farklı oluyor. Yakın çağa baktığımız zaman Stratonikya ve çevresinde milattan sonra 13. yüzyılda Türk yerleşimlerini görüyoruz. 14. yüzyılda da devam ediyor ve 19. yüzyıl sonrasında bu bölgede Türk beylikleri yerleşiyorlar, zenginler yerleşiyorlar ve onlara ait evler de burada var. Evliya Çelebi buraya geliyor ve Evliya Çelebi burası hakkında da detaylı bilgiler veriyor. Buranın kültürünün zenginleşmesini sağlıyor. Burası da hemen hamamın yanında Şaban Ağa Camii. Yine Osmanlı döneminden bir yapı. Dönem dönem burası da çeşitli hasarlar görüyor. Depremlerden etkileniyor. Ancak tadilatlar ve restorasyonlarla günümüze kadar gelmeyi başarıyor. Şu an Muğla Valiliği'nin restorasyonuyla yapılmış ve açık durumda Şaban Ağa Camii. Şaban Ağa Camii'nin altında şu şekilde bir yer bulduk. Biz de bu tür yerlere mutlaka giriyoruz. Bir tünel. Aa evet, caminin altına açılıyor. Bakın, restorasyondan öncesi caminin orijinal hali. Üst tarafta da restorasyon sonrası yapılan yeni camiyi görmektesiniz. Şu şekilde caminin eski kalıntılarının altında yürüyebiliyorsunuz. Bu çok güzel ve çok ince düşünülmüş. Her iki dokuyu da görüp deneyimleme imkanı vermişler. Harika olmuş. Şöyle caminin arka tarafından çıkıyor bu yol. Tekrar hamamı görebiliyoruz buradan da. Anadolu Medeniyetler Beşiği diyoruz ya. Şu anda caminin alt kısmındayız. Burada çeşitli antik dönemden kalan taşları görebilirsiniz. Şu şekilde baktığımız zaman belki de caminin temelini tutan bir antik sütun görüyoruz. Yine burada da aynı şekilde camiyle bütünleşmiş bir antik sütun var. Üst tarafta restorasyonu tamamlanmış olan Şaban Ağa Camii var. Hemen altında da az önce de gösterdiğimiz gibi Osmanlı döneminden caminin orijinal halini görebilirsiniz. Üç farklı çağ bir arada burada sizleri karşılıyor. Stratonikya'nın içerisinde size hamamı ve camiyi gösterdik. Ancak burada çok farklı yapılar da var. Yine Osmanlı döneminden günümüze gelmiş olan. Mesela Adnan Menderes Çeşmesi, kahvehane, fırın gibi. Ama çoğusu tahrip olmuş, çoğusu da dokusunu korumayı başarmış. İki arada kalmış diyebiliriz. Antik kentle bir arada olmaları burayı bütünleştirmiş. Farklı kültürler sanki bir arada aynı anda her birini geziyormuşsunuz gibi bir his oluşturuyor bizde. Gelin tura devam edelim. 1954 yılından günümüze gelmeyi başaran Adnan Menderes Çeşmesi'nin hemen yanında da 120 yaşında bir çınar ağacı var. Doğu çınarı türü anıt ağaç olarak burada sizlere selamlıyor. Burası o kadar güzel ki benim beklentim bu değildi aslında. Şöyle bir köy adası varmış. Ama çoğu yer kilitli ya. İçine giremiyoruz ne yazık ki. Mesela buranın restorasyonu da Yatağan Belediyesi yapmış. Resmen bir Osmanlı köyünün içerisinde geziyorsunuz. O kadar güzel ki burası. Bakın, eskiyle yeninin bir araya gelişi. Şunun da ben eski olduğunu düşünmüyorum. Bu da günümüzden bir şey. Ama hani doku olsun diye koymuşlar. Şöyle artık dayanamamış ve çökmüş olan yapılar da var. Restorasyonu bekliyor bunlar. Yapılır mı bilmiyoruz. Eskiden içi böyleymiş.
Bakın buralara bir şeyler koyuyorlarmış muhtemelen. Raf gibi. Şurada bir fırını var. Vakti zamanında burada kim bilir neler pişmiş. Böyle bir ev. Arkasında da başka bir ev var. Şurada küçük bir avlusu varmış. Çok güzelmiş. O dönemlerde buralarda yaşamışlar. Biz böyle köyün içerisinde geziyoruz. Bir tarafta antik taşlar, bir tarafta da Osmanlı'dan kalma yapıları ziyaret ediyoruz. Vallahi korkmadan içlerine giriyorum aslında ben ama çünkü bir şey olsaydı herhalde kapatırlardı diye düşünüyorum. Yani restorasyonu bekliyorlar. Restore edildiklerinde tıpkı böyle görünecekler. Bunlar da vakti zamanında birazcık atıl durumdaydı. Günümüzde turizme kazandırıyoruz. Bu da gurur verici bir şey. Antik kente doğru ilerliyoruz. Milattan önceye geçeceğiz. Şu an 17. 19. yüzyılda yaşananları gördük. Karşımızda da Stratonikya antik kentinin milattan önceye uzanan taş yapılarını görüyoruz. Yine şu şekilde köy içerisinde çeşitli hediyelik eşyalar da var. Yöreye özgü kozalak, özü çambalı gibi şeyler de var. Onları da gelip alıp tadabilirsiniz. Evet, antik kentte Roma hamamı, tiyatro, tapınak var. Ve kazı devam ediyor halen. İki medeniyet birbiriyle iç içe geçmiş durumda burada. Sizce bu görkemli yapı ne olabilir? Bir tapınak mı mesela? O dönemlerden, antik dönemlerden. Neden bu kadar süslü, görkemli görünüyor? Burası tam Stratonikya antik kentinin merkezinde ve en kalabalık yerde. Buranın ismi tuvalet. Evet, o dönem latrina diyorlardı. Bakın, şu şekilde latrina antik dönemin tuvaleti. Altta bir su kanalı geçiyor. Buradan su akıyor. İnsanlar da geliyorlar. Burada şu şekilde yan yana oturuyorlar. Ve sohbet ederken yanındaki arkadaşıyla muhabbet ederken işlerini görüyorlar. Neden böyle bir şey var? Çünkü o dönemlerde günümüzde belki çok saçma görülebilir ama o dönemlerde insanların sosyal olabilmeleri için böyle bir şey var. Ayak üstüne atarak da çok zor olur herhalde. Öyle bir şey mümkün değil. Burada hem sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Döneminin dedikoduları buralarda dönüyor. Hem de sosyalleşmiş oluyorlar. İşlerini gidermiş oluyorlar. Ve şehrin merkezinde tam böyle hakim bir noktada tıpkı bir pazar yeri gibi burayı yapmışlar. Görkemli görünsün diye de bu şekilde bir sütunlarla ortaya değişik bir artık albeni yapmışlar. Belki de o dönem burası lüks bir tuvaletti. Belki de parayla giriliyordu buraya. Burada sosyalleşmenin bir bedeli vardı belki de, bilmiyoruz yani. Arkeoloji okuyan sevgili öğrenciler, buralar sizin gelecekteki iş alanlarınız. Kazı çalışmaları devam ediyor. Eğer bir şekilde arkeolog olursanız buralarda sizleri de görmek isteriz. Bu çalışmaları yapan o insanlar gerçekten eli öpülesi kişiler. Günümüze, toplumumuza o uygarlıkları, o medeniyetleri taşıyorlar resmen. Tarihe yolculuk etmemizi sağlayan güzel insanlar. Yani öyle ki bir tarafta resmen bambaşka bir çağı görüyoruz. Başka bir tarafta ondan farklı olarak daha yakın çağ, daha günümüze yakın yapılar görüyoruz. Hepsi iç içe geçmiş durumda. Burası döneminin meclis binası, yani Bou Leterion denilen yer. Burada antik dönemin önde gelen yönetimi oturur, kararlar alırlarmış, konuşur, ülkeyi kurtarırlarmış. Kısacası özetle
Şu gördükleriniz günümüzde yapılan restorasyon sonrası yeni yapılar. Şunlar da antik dönemin taşları. Buralarda oturuyorlarmış ve şu şekilde Bildur da bize vatan milletle ilgili o dönem önemli bilgiler veriyormuş. Şöyle antik taşlar çıkartılıyor. Sonra bunların her biri numaralandırılıyor. Olması gereken yere konuluyor. Her bir taşın bir numarası var, bir sırası var, bir yeri var. Ona göre uzman arkeologlar burada kazı çalışmalarını sürdürüyorlar. Eskihisar köyünün sokakları, Zıbran Sokağı. Şöyle yine bir eski ev. Patika devam ediyor. Her yer başka bir şey açılıyor. Bakar mısınız? Bu da çeşme gibi bir şeye giden bir yol. Ama belirteçler çok az. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belki de kazı çalışmaları devam ettiği içindir bilmiyorum. Buralarda yönergelerinin daha bol olması lazım. Antik tiyatroda, antik şehrin sırtlarında. Şu an zoom yaptım, öyle gösteriyorum size. Çünkü bayağı uzaktaydı, oraya gitmek istemedik. Burada gladyatör dövüşleri yapılıyormuş. Hatta gladyatör eğitim alanıymış. Ama yabani hayvanların da bazı antik kentlerde dövüştürüldüğü söyleniyor. Burada kesinlikle öyle bir şey yapılmamış. Antik tiyatronun kapasitesi de yaklaşık 12 bin ila 14 bin kişilikmiş. Şu an orada da bakın vinç falan var. Restorasyon çalışmaları devam ediyor henüz. Antik kentin hemen girişinde otopark alanında şöyle bir mola yeri de var. Burada gözleme, tost, çay, kahve var. Yiyebilirsiniz, karnınızı doyurabilirsiniz. Aynı zamanda el işi küçük ürünler ve çeşitli reçeller de var. Onları da tatmadan ayrılmayın. Stratonikya antik kentini gezdik, gördük. Hamamları, camisi, anıt çınarları ki biz 120 yaşında olan bir tanesini size gösterdik. Hemen sonrasında 200 yaşında olan başka bir anıt çınar da vardı burada. Eski Osmanlı evleri ve daha derinlere girdiğinizde M.Ö. 3. yüzyıla uzanan baba oğlun enteresan bir aşkına tanıklık etmiş olan Stratonikya'nın devasal şehrini gezdik. Şehrin tuvaletini size gösterdik. Çok ilginç bir yerdi burası. Stratonikya, Milas yatağın yolu üzerinde hemen sağda kalıyor. Yolunuzun üzerinde ise uğramanızı bu antik uygarlığa siz de küçük bir göz kırparsanız, bizden de selam söylerseniz seviniriz. Hoşça kalın.